Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Biliyorsunuz ki programımız hız kesmeden devam ediyor. Şu an Bostandere Mahallesi'nde muhtarımızın yanındayız. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Bakalım buralarda nelerde değişiklik olmuş, neler yapmaya devam ediyoruz. Merhabalar muhtarım, nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Süleyman Acar. Bostandere Köyü Muhtarı. Yaşınızdan bahsedin, evli misiniz, bekar mısınız, kaç çocuk babasısınız? 3 çocuğum var, 2 kızı bir çocuk. Yeni birinci dönem muhtarıyım. Bir 20 sene yaptım ben bu köyden. Peki muhtarım, size sormak istediğimiz sorular var. Onlardan bir tanesi. Normalde muhtar olmaya başladığınızdan itibaren buradaki yaptığınız yeniliklerden bahsedebilir misiniz? Vallahi ilk dönemlerde bu camileri yaptık, yolları yaptık. Köy kahvesini yaptık. Bu meydanı açtık burada. Bayağı hizmetler yaptık. Peki buranın tarihi geçmişinden bahsedebilir misiniz? Tarihini kesin bilemeyiz ama hemen 300 senelik falan Söğüt'ten gelme atalarımız buraya. Burada işte aşağı yukarı 300 senelik falan köyümüzü muazzez. Yukarıda eski dermenlerimiz vardı. Sel götürdü 2012 yılında. Şeye var, baraj var. Barajı da patlattı su 12 bin yılında. Bunların yapılmasını istiyoruz. Ölçümler yaptılar. Hala bekliyoruz gelmelerini. Büyükşehir, Bursa. Anladım efendim. Burada peki hayvancılık mı daha çok yaygın yoksa tarım alakalı mı? Vallahi tarımımız az. Bizim de hayvancılıkla geçiniyoruz. Büyük hayvan, tavukçuluk, ifak hayvan var. Koyun, keçi gibi. Bunlarla geçiniyoruz. Peki muhtarım, normalde siz muhtar olduğunuz halde başka bir işle uğraşıyor musunuz? Hayvancılık vesaire. Uğraşmıyorum. Bıraktık bu işleri biz. Çocuklar dışarıda çalışıyor. Kızlar Bursa'da. Bu işleri bıraktık artık. Kendimiz bir hanımla beraberiz. Anladım. Peki muhtarım, buranın ismi neden Bostandere? Buranın ismini burada paşaların karşısında eski yatır var. Karababa derlermiş. Burada yaşarken bu şeye gelmiş. Ne o? 99 kişi vurmuş. Allah'a yalvarmış. Demiş ki benim günahlarım nasıl af olacak diye Cenab-ı Allah'a yalvarmış. Allah tarafından rüyasına giriyor ki sen diyor bir tarla karpuz ek. Gelene geçene yedir. Yemeyen olursa sakın salma. Yemeyeni vur demiş. Onu orada aynı şekilde yapıyor. İş geliyor. Bir şeye geçmiş. Atlan birisi geliyor bir taraftan. Demiş işim acele. Şu anda demiş duramayacağım. Olmaz yemeden gitmeyeceksin falan. Basmış beygiri gitmiş arkadan vurmuş onu. 4-5 tane de şeye çakmış. Kazık çakmış yere. Şeye eskiden fırın söndürmek için, fırın temizlemek için şeyler varmış, süpürgeler varmış. Onları demiş yanık sopayı demiş tersine dikeceksin demiş. Yanık sopayı tersine dikiyor. Eğer demiş o yeşerirse demiş senin günahların af oldu demiş. Adamı kurunca arkasına dönüp bakıyor ki bahçenin kenarına dikti şeyler sopalar yeşilleniyor. Hala tepeleri kurudur. Orada çamların. Böyle bir mazisi var. Burası demiş Bostandere olsun demiş. Esas eskiden köyün Karabıçak. Karabürşen, Karabıçak Mahallesi'ymiş. O zaman değişmiş burası. Evet, şu an muhtarımızın anlattığı kıssa, biliyorsunuz ki Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu Kurumuş Ağaçlar adlı eserini biliyorsunuz ki anlatmaktadır. Şu an biz buradan bunu çıkarmış bulunuyoruz. Bu da aynı onun gibi olmuş oluyor. Muhtarımızın anlattığına göre bu biliyorsunuz ki rüyasında görmüş olduğu atlı adam normalde Susurluk Kayıkçı Köyü'ne biliyorsunuz ki bir dünürlük işi olduğunda onu bozmaya giden kişi olarak biliniyor. Bu da tabii ki de bildiğimiz gibi bir efsane. Yani biliyorsunuz ki eski zamanlarda anlatılan ne kadara doğru ne kadara yanlış biz de tam olarak bilmiyoruz ama efsane olarak söyleyebiliriz. Tabii muhtarımıza yine soralım. Peki muhtarım, normalde biliyorsunuz ki bazı köylerde kültürel faaliyetler olur. Bu köyde tam olarak nasıl bir kültürel faaliyetler oluyor? Mesela düğün olur, mevlüt olur biliyorsunuz veya hani bazı köylerde gittiğimizde biliyorsunuz güreş olur, festival olur. Burada ne gibi bir faaliyetler gösteriyorsunuz? Bizim burada sadece bir dere boyu vardır burada.
Dere boyunda düz bir arazimiz var orada. Orada hıdırlarımızı yaparız. Aşağı yukarı sen de ben diyen 5.000 sen de 10.000 kişi köyde gezme yer bulunmaz onlar olduğu zaman. Böyle bir vesire yerimiz de var burada. Anladım. Peki bu normalde şu şekilde söyleyebilir miyiz? Bazı yerlerde oluşturulan hani bu kültürel faaliyetlerle alakalı olarak hani bazı yerlerde olur ya böyle düğünler olur vesaire hani dediğimiz gibi mevlütler olur veya piknik alanları olur. Onlardan buralarda da bulunuyor mu? Başka bizim burada normal şartlarda kültürlü bırakılmış yani. Normal hayata geçilmiş burada. Eskiden biz eski yörüklerdeniz, Söğüt'ten gelme buraya. Hı hı. İşte 300 yıllık bir mazileri var dedelerimizin. Ama o şeyler geçmiş bizden artık. Normal hayata dönülmüş buralarda. Peki muhtarım, normalde duyduğumuza göre biliyorsunuz ki burada da bir düğün varmış galiba. Onunla ilgili? Şu anda bir düğünümüz var. Hı hı. Dışarı gidiyor. Burada Ocaklı köyü var. Gelin kız bizden oraya düğüne gelin gidiyor yani. Peki biz de o düğünü görebilecek miyiz? Göreceğiz. Göreceğiz. Peki muhtarım verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Peki muhtarım size bir soru daha sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki normalde düğünlerde özel yemekler yapılır. Bu düğününde özel bir yemeği var mı? Özel yemek yok bize normal şartlarda. İşte patatesli et yaparlar. Pilav yaparlar, çorba yaparlar. Yanına salata yaparlar, tatlısını yaparlar. Böyle bir adetimiz var yani başka. Peki muhtarım buranın özel yemeklerinden söyleyebileceğiniz şeyler var mı? Mesela buraya geldiklerinde bir biliyorsunuz kendi hani gezmek için gelmek isteyenler olur. Köyümüzü tanımak adına bu programda izlediklerinde gelmek isteseler hangi yemeklerden ikram edersiniz ve buranın meşhur yemeği nedir? Burada yemek değil de burada tavuk olduğu için konu komşudan bir iki tavuk alınır. Bu vesile yerine inilir. Burada döner möner şey falan yaparlar yani. Anladım. Buradaki de yani sosyal faaliyetlerden veya yemeklerinden, düğünlerinden dediğiniz gibi bu şekilde geldiklerinde görebilecekleri sadece bu kadar. Ve şöyle söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz ki kültürel bakımdan bazı yerlerde yapılan değişik şeyler var ama buranın da en büyük ve değişik olan şeylerinden bir tanesi zaten biraz sonra muhtarım da bize gösterecek. Burada bir tane baraj varmış galiba. Merak ediyoruz orayı da. Bir de piknik alanları varmış. Oraya da bizi götürecek zaten kendisi. Gösterecek. Oraları da size gösterelim. Geldiğinizde muhakkak oraları gidip görmeyi asla ve asla ihmal etmiyorsunuz. Bir de muhtarım burada biliyorsunuz ki kooperatifle ilgili bir bilgi aldık. Mesela burada biz zaten kooperatif başkanıyla da görüşeceğiz ama tam olarak kooperatif dediğimizde burada tam olarak ne şekilde yapılıyor? Kooperatif burada kuruluşu 98 mi 99 yıllarında falan kuruldu. Burada sadece süt toplama tankımız var. Kooperatif sütü topluyor. Arazilerde misil silajı ekim dikmek için makineler alındı yeni. Kooperatif ancak faaliyete geçmeye başladı yani. Devam ediyor, o işler devam ediyor. Kooperatifin işi bu bizde. Başka öyle böberdi, patatesli, patlıcanlı diye bir şeyimiz yok ya. Anladım başkanım. Anladım muhtarım. Kusura bakmayın da normalde biliyorsunuz ki insanlar kooperatif dediğimizde hani farklı farklı şeyleri de düşünebiliyorlar. O yüzden sormak istedim. Size hatırlatmak istedim. Biliyorsunuz ki zaten her yerin kendine özel bir güzellikleri vardır. Buranın da güzelliklerinden bir tanesi bu diyebiliriz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, şu an zaten biliyorsunuz ki tanıtımımıza devam ediyoruz. Güzel köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Muhtarım da burada bizlere eşlik etmek durumunda. Haydi gidelim gezmeye bakalım neler olacak. Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Sizler için biliyorsunuz ki normalde yüksek bir yerden çekim yapmamız lazımdı. Baktık etrafımıza, en yüksek olarak minareyi gördük caminin. Caminin minaresine çıktık ve sizler için özel bir çekim yapmaya karar verdik. Şu an bildiğiniz gibi normalde bir anne evladına çok düşkündür. Ki onu da görmüş bulunuyorsunuz ki şu an bir tane leylek caminin üzerine yuva kurmuş durumda. 3 tane yavrusu var yanında.
ve onların başında bekleyerek bildiğiniz gibi yavrularını büyütmeye çalışıyor. Sizleri bu güzel doğal manzarayla ilgili eşlik etmesiyle beraber bizlere de böyle güzel bir sunum yaptırmamıza yardımcı olmaktadır bu güzel leylek kardeşimiz. Biliyorsunuz ki leylekler yavrularını büyütürler, sonra uçururlar ve göçmen kuş olarak uçmaya devam ederler. Şu an gördüğünüz bu güzel manzaradan neleri çıkaracağımızı zaten görebiliyorsunuz. Köyümüzün farklı yerleri, farklı güzellikleri. İşte gördüğünüz gibi normal evlerin yapımlarından tutun yollarına kadar tam olarak size göstermek için şu an minarenin tepesinde bulunuyoruz. Şu an gördüğünüz üzere zaten biliyorsunuz ki köy dediğimizde aklımıza gelenler normalde biliyorsunuz ki ağaçlıklar, orman tipi, köy evleri tipi. Şu an hayvancılıkla uğraşıyorlar buradakiler. Biliyorsunuz o hayvanlardan birkaç tanesi diyelim ki hatta bayağı var zaten çiftlik kurulmuş bir şekilde. Onları da zaten görselimizde görmeniz mümkün. Bunlarla beraber normalde biliyorsunuz muhtarımızla konuştuğumuzda bize piknik alanından bahsetmişti. Ki bu piknik alanı bildiğiniz gibi tam olarak şu anki kameraman arkadaşımızın gösterdiği tarafta. Biliyorsunuz ki yazın söyledikleri gibi festival şeklinde, küçük bir toplantılar şeklinde tam olarak o toplanma yerleri dedikleri yer tam olarak o bölgeler. Orada toplanıyorlar ve beraber pikniklerini veya bu konuşmalarını falan bütün şeylerini, güzelliklerini orada konuşuyorlar. Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Biraz önce muhtarımıza bahsettiğimiz düğün evindeyiz tam olarak. Şu an gelinimizle kısa bir röportaj yapacağız. Bakalım duygularını alacağız. Neler söyleyecek bizlere? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle isminizi alabilir miyiz? Sema Nur. Peki efendim, normalde duygularınızı alabilir miyiz? Yani bu gelinlere ilk başta soracağımız sorulardan bir tanesi oluyor biliyorsunuz. Bugün de böyle mutlu bir gününüzde tam olarak ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum yani? Şu an bir şey düşünmüyorum. Yani. Yani evleneceksiniz, anne ocağından ayrı kalacaksınız, sonuçta başka bir aileye gideceksiniz, eşinizle, sevdiğiniz adamla birlikte olacaksınız. Bu konuyla ilgili bilgilerinizi alabilir miyiz, düşüncelerinizi? Mutlu musunuz öncelikle? Mutluyuz tabii canım. Peki efendim, mutlu olmanıza sevindik. Tam olarak neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ne bileyim, birden geldiniz ondan. Yani. Peki şu şekilde sorayım ben size kısa kısa anlatayım. Siz de onlara göre röportajımıza eşlik edin. Normalde anne ocağından, aile ocağından gittiğinizde ne düşünüyorsunuz? Mesela oraya gittikten sonra nasıl olur diye düşünüyorsunuz? Nasıl olur? Yani mutlu olmayı yani. Bir yandan da aynen zor olur. Öyle. Ama biliyorsunuz ki gelin evi naz evi demişler. Şu an siz de gelin evinde nazlı olarak mesela bir şeyler yapacak mısınız damada? Evet, yapacağız. Ne yapacaksınız mesela merak ettik. Kapı kapatma diye bir şey var, onu yapacağız. Kapatacağız yani sizi içeri. Damat alabilecek mi peki sonunda? Yani alacak, parayı verirsen alır. İnşallah bakalım, inşallah damadımız cimri değildir. İnşallah değildir. Gelini istiyorlarsa o yüzden o parayı vermek zorunda. Duyduğumuz gibi, gördüğünüz gibi gelinimiz çok mutlu. Heyecandan şu an kendisini tam olarak ifade edemiyor. Genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. İsterseniz gelinimizin annesiyle de kısa bir röportaj alalım. Bakalım onun düşün. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu an gelinimizin annesinin yanındayız. Bakalım onun da kısa bir şekilde röportajını yapıp duygularını alacağız. Merhabalar efendim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Binnaz Canbaz. Peki efendim, ne işle meşgulsünüz burada? Herhangi bir fabrikada da çalışıyorum. Anladım efendim. Peki şu şekilde söyleyeyim. Normalde kızınız evleniyor. Kuş yuvadan uçuyor demişlerdi biliyorsunuz ki eski zamanlarda. Şu an kızınız evinizden gidiyor. Ne hissediyorsunuz? Biraz üzünlü, biraz sevinçli, mutlu olmasını istiyorum. Belli ki biliyorsunuz zaten hani her anne ister bunu, her kızının mutlu olmasını. Evet, haklısınız. Peki siz şu an duygusal anlamda bir şeyler hissediyor musunuz? Sonuçta onu siz büyüttünüz, siz bu yaşa getirdiniz ve başkasına veriyorsunuz. Evet, biraz zor ama yapacak bir şey yok. Kısmet öyle. Allah mutlu etsin.
Amin inşallah. Biliyorsunuz ki zaten insanlar genellikle hep sevdiklerine kavuşmak isterler. Kızınız da sevdiğine kavuşmuş diyebilir miyiz? Evet öyle. Evet sevdiğine. Peki efendim, verdiğiniz kısa bir röportaj için çok teşekkür ediyorum. Gelinimizin annesini de tanımış bulunuyoruz. Şimdi gidelim bakalım diğer konuklarımız neler yapıyor, onları tanıyacağız. Evet sevgili seyircilerimiz, şu an başka bir konuklarımızın yanındayız. Bakalım gelinimizin nesi oluyor. Merhabalar efendim. Teyzesi oluyorum. Merhaba. Teyzesi oluyorsunuz gelinin. Duygularınız neler peki? Tabii ki biraz buruk diyelim, ne diyelim hani. Ama biliyorsunuz ki mutlu olacağı bir yere gidiyor. İnşallah. Şu an gelinimizi almaya gelecekler. Onlar gelmeden önce buradaki güzel kızlarımızla da güzel bir röportaj yapalım. Bakalım onların duyguları neler. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Biz deyiz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Kader Çelik. Gelinin nesi oluyorsunuz? Köyden bir komşusu. Anladım efendim. Sizin arkadaşınızla ilgili, komşunuzla ilgili duygularınız neler? İnşallah mutlu olur gittiği yerde bir ömür boyu. Sağlık, mutluluk, huzur bir şekilde yaşar. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biliyorsunuz ki köydeki olan yaşayan insanlar da zaten şu an gelinimizin mutlu olmasını istiyorlar. Allah bir ömür boyu mutluluklar dilemesini istiyoruz inşallah. Şu an biliyorsunuz ki mehter takımıyla beraber şu an damat tarafı geliyor gelinimizi almaya. Bakalım neler olacak. Seyretmeye devam edin. Evet sevgili seyirciler, biliyorsunuz ki şu an gelinimizin kapısının önündeyiz. Normalde biliyorsunuz ki düğün günlerde davul zurna eşliğinde normalde gelinler götürülür. Burada da biz mehter marşını görmekteyiz ve biz bunu görünce eski Osmanlı zamanı aklımıza geldi. Ki sizin de gördüğünüze göre normalde düğünlerde bu şekilde olmuyordu ve bu şekilde olması bizi daha çok mutlu etmektedir. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Sevgili izleyenlerimiz, biraz önce gelinimize röportajımızı yaptık ve şu an damadımızı yakaladık. Bakalım onların kısacana bir duygularını almak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. İsminizi kısaca alabilir miyim? İsmim Tanju Görpe. Peki şu şekilde söyleyeyim. Normalde bir insan evlendiğinde erkek olarak soruyorum. Nasıl bir duygu içerisindedir? Gayet de mutlu ve çok sevinçli bir haber. Böyle olayların olmasından dolayı gene bu kadar müsaademiz oldu ve bu daha çok sevindirici bir haber oldu bize. Ve mutlu günümüzde inşallah hep böyle oluruz yani. İnşallah. Peki normalde biliyorsunuz ki davulla zurnayla gelin alınmaya gelinir. Mehter marşı şekli nasıl geldi aklınıza? Küçüklüğümden beri böyle bir güzel bir hevesim vardı ve gayet ve başardığım için ve mutluyum yani bu şekilde. Peki efendim, mutluluklar diliyorum sizlere. Gördüğünüz gibi damadımızla da röportajımızı yaptık. Kendisi de çok mutlu. Ne diyoruz? Allah inşallah herkesi sevdiğine kavuşturur. Evet bakın şu an kayınpederi gördük. Bakalım kendisinden kısa bir bilgi alalım. Bakalım kendisi nasıl bir röportaj verecek bize. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkürler. İsminizi alabilir miyim? Mahmut Görpe. Anladım efendim. Size şöyle bir kısa bir röportaj yapmak istiyorum. Sizin duygularınız neler? Oğlunuzu evlendiriyorsunuz. Evet, evet. Ne düşünüyorsunuz? Duygu. Mutlu musunuz? Sağ ol, teşekkürler. Rica ederim efendim. Biraz kendisi heyecanlı gördüğünüz gibi. Oğlunu evlendiriyor sonuçta bir baba olarak. İnşallah tamamına ermesini diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel bir şekilde düğünümüze devam edeceğiz. Sizler de izlemeye devam edin. Thank you.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme ec'al hâzel agde meymûnen mübâreke ve ec'al beynehumâ ülfeten ve muhabbeten ve garâra ve lâ tec'al beynehumâ nefreten ve fitneten ve firâra. Allahümme ellif beynehumâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice'tel kübrâ radiyallahu anhâ. وكما ألفت بين علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها اللهم أعطي لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. Bugün burada düğünlerini yaptığımız bu kardeşlerimize ömürleri boyunca huzur ve mutluluk nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşlerimize Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın evlilikleri gibi bir evlilik nasip eyle. Bu kardeşlerimize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice'nin evlilikleri gibi bir evlilik nasip eyle. Amin. Bu kardeşlerimize Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın evlilikleri gibi bir evlilik nasip eyle. Bu kardeşlerimize ülfet ve muhabbet ihsan eyle. Bu kardeşlerimizi fitne ve fesattan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin kurmuş oldukları bu yuvalarına birlik ve dirlik nasip eyle. Kendilerine bir ömür boyu mutluluk ve huzur nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşlerimizin birliklerini daim eyle. Kendilerine bol, bereketli, helal kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bu kardeşlerimize, kendilerine, vatanına, milletine hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu virüsten en yakın zamanda bizleri de kurtar ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.